Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Hayırlı geceler, geceniz mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile etsin inşallah. 10 gündür Umre'deydik hep beraber. Hisar kapısından ilan ettik. Türkiye'nin her tarafından hatta Bulgaristan'dan insanlar katıldılar. 90 kişiye yakın bir ekip hep beraber Önce Medine'ye, sonra Mekke'ye. Çok güzel bir beraberlik oldu. Yani şunu anladık ki, şimdi bu Risale-i Nurların hakikati, malum Kur'an'ın asra bakan dersi. Kamil abi yoktu. Asra bakan dersi olduğu için, bu zamanda, orada, bu zamanda, Kur'an'a muhatap olmak, yani adeta o mekanları gezip seyretmek, turlamak değil de hem maddesine hem manasına muhatap olmak ancak şu hakikatlerle beraber o vazifeyi yapmakla mümkünmüş onu anladı. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifini tarihi büyük bir zatın türbesini ziyaret etmek gibi bir edayla ziyaret eden bir insan, onun şahsı manevisine karşı saygısızlık etmiş demektir. Çünkü haşa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ölü değildir. Hayattadır, hayatlardır. Şu anda şu sohbetin de sebebi odur, feyzi odur, aramızdadır. Eğer onun rızası olmasa, eğer onun feyzi olmasa Burada onun dudaklarından dökülen bu kelimatın dökülme ihtimali yoktur. Hele hele orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsı manevisini anlamak. Yani onu bir tarihte doğmuş, bir tarihte vefat etmiş, tarihi büyük, büyük bir şahsiyet gibi veya herhangi bir devlet büyüğü veya herhangi bir manevi büyük gibi ziyaret etmek değil de bütün alemlerin sultanı 18 bin alem onun hürmetine yaratılmış yaradılış olarak kainatın hem çekirdeği hem meyvesi zamanlar üstü bir varlık Miraç'ta bütün kainat namına Cenab-ı Hakk'a muhatap zamansız bir muhatabiyet var. Her an ve zaman bütün ehli imana imam. Öyle diyor değil mi? Mekke bir mihrap, Medine bir minber. Bütün ehli imana imam. Kim ehli iman? Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelmiş ve gelecek peygamberler de dahil bütün beşeriyet imam bütün beşeriyetin imamı Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Şimdi böyle olunca insan o şahsı maneviyi idrak edince oradaki muhatabiyet başkalaşıyor. Ben herhangi bir türbeyi ziyaret etmiyorum. Hayatta hayattar ve beni huzuruna kabul etmiş değil mi bütün alemlerin Rabbinin elçisinin huzuruna çıktım ve bizatihi beni vefatımdan sonra ziyaret eden hayattayken ziyaret etmiş gibidir diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat bunu ifade etmiş. Şimdi orada aklıma geldi de dedim Allah Allah dedim ya biz şimdi Medine-i Münevvere'ye geldik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifini ziyaret ediyoruz. Ravza-i Mutahharayı ziyaret ediyoruz. Bu mekan onun cesedini misafir ediyor. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cesedinden maksat neydi? Ruhuydu. Cesedi ruhu için vardı. Ruhundan maksat da davasıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cesedini misafir eden kabri şerifini ziyaret etmek bu kadar kıymetli ise ya ruhunu ya davasını ziyaret değil bir de omuzlamak. Şimdi biz hayatta olsaydık efendimizin tabutunu omuzlasaydık nasıl bir şeref sahibi olurduk? Yaşadığımız müddetçe nasıl bir değil mi? Herkes ne derdi ya efendimizin tabutuna omuz verdi. Bırakın bakın tabutu değil, cesedi de değil, ruhu da değil, ruhunun da gayesi olan, varlık sebebi olan davasına omuz vermek. Dünyanın neresinde olursanız olun. Her zaman onun davasına omuz veren değil mi? İsterse türbesinin dibinde yatsın, kalksın. Ondan daha kıymetlidir. Şimdi Sakalı Şerif'i biraz sonra inşallah ziyaret edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın Sakalı Şerif'i biliyorsunuz bir ay aşağı yukarı oldu. Ee, Cenab-ı Hak nasip etti. Medine'den geldi. Şimdi sakalı şerif Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cesedinden bir parça. Bir kıl. Onun cesedine temas eden bir kıl bu kadar kıymet kazanır. Kıyamete kadar bütün ehli iman tarafından hürmetle yad edilir. Pervaneler gibi etrafında dönüp salavatlarla yad edilirse. Şimdi onun cesedinden daha kıymetli olan ruhu ve ruhundan da kıymetli olan davası. Onun cesedine temas eden bir kıl böyle şeref kazanırsa, onun davasına temas eden, davasını yüklenen bir kul. Değil mi? Nasıl bir şeref kazanır ya? Ebedler, değil mi? Sonsuzlara kadar o insan hürmete, muhabbete, değil mi? O şerefe en layık şahsiyettir. O yüzden yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ravzasını ziyaret etmek, Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etmek bu manayla birleşince harika. Kabe nedir? Asıl Kabe kulun kendi Kabe'si kalbidir. Kalbinde putları barındıran bir insan Kabe'nin içinde de yaşasa o Kabe ona bir şey ifade etmez. Kabe kulun kalbidir. Hatta hatta hadis var ya Diyor ki Kabe yık müminin kalbini yıkma diyor yani. Ne demek? Allah katında o Kabetullah nedir? Dört duvar, taş duvar temsildir. Bir simgedir ama asıl Allah'ın tahtı kulun kalbindedir. İşte o kalbimizi putlardan temizlediğimiz zaman Kabe Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabe'ye doğru namaz kılmadığı dönem var. Nereye doğru namaz kılıyor o zaman? Mescid-i Aksa'ya değil mi? Niye Kabe o zaman kıble değil? Çünkü putlar var. Öyleyse putlardan temizlenmeyen Kabe'ye namaz kılınmaz. Aynı onun gibi şu derslerin tamamı kalp Kabe'mizi kutlaştırdığımız sevgililerden temizlemek, kutlaştırdığımız ikonlardan, putlardan önünde eğildiğimiz her şeyden arındırmak ve bizzat Cenab-ı Hakk'ın tahtını kalbimize kurmak ve kelime-i tevhidde ne vardı? Önce tahliye var. Yani kalbi temizlemek. Kelime-i tevhid neyle başlıyordu? La ilahe. Yani Allah yoktur ifadesiyle başlıyor. İllallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Yani Allah'ın varlığını kabul etmek, Allah'a iman etmek yetmiyor. Kelime-i tevhid bunu da ifade etmiyor. Demek kelime-i tevhid bize Allah'tan başka ilahları reddetmekle ancak manasını ifade ediyor. Şimdi bu manaları Böyle işleye işleye Beytullah'ı ziyaret etmek, onun etrafında pervane olmak, orada bizatihi sahabelerin hayatlarından hayatımıza örnekler almak. Taif'i ziyaret ettik. Taif'te neyi öğrendik? Taşlanmış Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tam üç buçuk kilometre köleler ve çocuklar yolun iki tarafına dizilmişler. Her taraftan taşlar atmışlar hizmetkarı bir o tarafına bir bu tarafına siper olmaya çalışmış ama ne çare. Vücudundan akan kanlar ayakkabısını doldurmuş. Öyle bir vaziyette düşünün Cebrail aleyhisselam semadan inip sen iste Rabbin Taif'in dağlarını onların başlarına geçirecek dediği halde o Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor ki Ya Rabbi bilselerdi yapmazlardı, bilselerdi yapmazlardı. Sen onları helak etme, onların neslinden sana inananlar, senin davanı kabul edenler çıkacak diye. Şimdi düşünün biz buradan hangi mesajı aldık? Haşlandığımız halde düşmanlarımıza kıyamamak. Düşmanlarımıza bedduayı bırak. Onların başlarına bir iş gelmesin diye Allah'a hem rahmet duasıyla elleri kaldırmak. Hem de senin canına kastedenleri bile affetmek ve onların kurtuluşu için Allah'a yalvarmak, onların sana yaptıklarından dolayı onların başına bir bela gelir diye de Allah'a rahmetle, şefkatle yalvarmak, onların başına bir şey gelmesin diye Allah'a değil mi? Adeta değil mi? Cenab-ı Hak, Cenab Hak'tan düşmanlarının kurtuluşunu, düşmanlarının muhafazasını istemek. Bu demek tebliğ metoduymuş bu. Bir tebliğcinin dünyasında mutlaka taif olmalı. Taşlandığı halde. Çünkü taşlanmak bu işin kaderi. Tarih boyu bütün tebliğciler, İslam'ı dava edinenler hep taşlanmışlar. Öyleyse taşlandığımızda sergileyeceğimiz tavır ortada. Öyle diyor değil mi? Bediüzzaman Hazretleri de Taif manasını ruhuna almış ki ne diyor? Beni memleket memleket sürgün edenlere, hapishane hapishane süründürenlere, Değil mi? Defalarca beni zehirleyenlere hepsine hakkımı helal ettim. Yeter ki bu iman hakikatlerle imanlarını kurtarsınlar diyor. İşte sünnet deyince bizim aklımıza hep ne geliyor? Suyu, suyu üç yudumda içmek, ondan sonra sağ tarafımıza yatmak, yerken besmele çekmek, tuzla başlamak, hep yemek içmek, yatmak sünnetleri aklımızda kalmış. Çünkü en çok onları yapıyoruz. Ama Taif'te taşlanmak da sünnetmiş ya taşlandığın halde taşlayanlar için Allah'a yalvarmak da sünnetmiş. Allah Allah. Sonra Hira'yı Hira neydi? Hira'da değil mi ayetler nazil olmuştu? Demek biz de ahir zamanda Kur'an'ın bu asra bakan manalarının bize ulaşması için değil mi hepimizin dünyasında bir Hira olması lazım. O Hira'ya çekilip işte hiralar buralar. Tüm dünyada şu anda bize Kur'an'ın manaları ulaşıyor mu? Kur'an'ın hakikatleri şu dağlarda, şu tepelerde, ahir zamanın dağları, tepeleri, hiraları da buralar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hiraya çekilip de vahyi beklediği gibi Kur'an'ın hakikatlerini, manalarını ders alacağımız şu meclisler de bizim her birimizin birer hirası. Sevirde ne var? Hicret var. Ahir zamanda en büyük hicret nedir? O zamanda mallarını, mülklerini, yurtlarını, yuvalarını terk edip Kur'an için, İslam için, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam için hicret etmişler ya. Şimdiki hicret de nedir? Ahir zamanda hissiyatlar, nefsani duygular, şehvani arzuların hepsini elinin tersiyle itip de bu davaya gönül vermek de bu zamanın hicretiymiş. Cenab-ı Hak hicretinizi kabul etsin inşallah. Şu camı biraz açabiliriz yukarıdan tepeden. Yani şu manale, manalarla insan oraları işleyince şimdi aslında nedir? Sahabe efendilerimizin her biri bizim için kıyamete kadar devam edecek bir rolü temsil ediyor. Kıyamete kadar İslam davasına hizmet edecek insanların kimisi sıddıkiyetle Hazreti Ebubekir'in rolünü, kimisi adaletle, cesaretle farukiyet dediğimiz değil mi? Hazreti Ömer Efendimizin şahsiyetini, rolünü, kimisi Osman Efendimizin, kimdi kimisi Ali Efendimizin rolünü alacak sahabelerin her birinin ayrı bir rolü var biz de sahabenin hayatından kendimiz hangi rolü oynayacaksak o rolü alacağız ve ahir zamanın sahabesi olmanın gayretini taşıyacağız. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş, ümmetimin başı mı, sonu mu daha hayırlı bilmiyorum demiş. Ne demek bu? Yani son düzlükte, son zamanda aynı sahabe efendilerimiz gibi Kur'an'a, Kur'an'ın taravettar, taze bütün manalarına muhatap olan bir nesil gelecek ve onlar yeniden Kur'an'ı dünyaya kanunu esası olarak hakim kılacak bir nesil. Cenab-ı Hak inşallah bizleri o nesilden yapsın. Bizleri inşallah ahir zaman sahabelerine dahil etsin. İnşallah şu beraberliğimizi zayi etmesin. Önümüzde bu sefer böyle İlk defa yaptık biz bu e, umre ziyaretini böyle hep beraber gençler çoğunlukta yeni gelenler vardı çoğu belki yarısıyla daha ilk defa orada tanıştık. Hele hele böyle e, otelimizle Kabe'nin arası böyle 800 metre civarında bir mesafeydi. Arada da başka bir şey yok, yol var sadece. Oradan böyle 90 kişi hep beraberle Bey Allahümme Bey diye böyle yüksek seslerle, sadalarla tam böyle sekizli sıra ordu şeklinde yürüyünce herkes telefonlarını çıkarmış. Hiç böyle bir şey görmemişler. <laughs> Öyle güzel bir manzara oldu ki herkesin böyle aslında da öyleymiş zaten. Hani her taraftan gelen kafileler lebbeyk sadalarla gelir. Kabe'yi görünce lebbeykler kesilir artık. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye azameti ilahiyeyi ifade eden Hakikaten öyle coşkulu, öyle dolu, öyle muhteşem bir mana oldu ki, ben daha önce üç 3 defa gittim. Gittiğimizde hep küçük gruplarla böyle 3-5 kişi gitmiştik. Bu manayı tam hissedemedik. Orada Kabe'nin etrafında 90 kişi hep beraber yüksek sesle böyle zikrederek, tesbih ederek, dua ederek böyle bir de cevşenle, münacatla böyle o tavaflar bambaşka bir tadı, bambaşka bir lezzeti oluyor o ziyaretler her biri ayrı bir güzel. Allah razı olsun Hüseyin Hocam İslam tarihine ciddi hakim. O da orada yanımızdaydı. Orada Medine'de Osman abi var. Bayram abinin yanında kalmış. Oraların manalarını da tam böyle hazmetmiş. Risale-i Nur'la Medine'nin manasını birleştirince hakikaten insan şu davanın aynı Medine'deki hizmet tarzı Ehl-i devamı olduğunu bizatihi insan anlıyor. Allah Allah ya biz şimdi Burada bu medreseler nedir? Nedir bu medreseler? Bunlar niye var? Ha Bizatihi şu medreseler, Erkam bin Erkam'ın evinde, önce Allah'ın azametini kalplerde tesis etmek, Rabbimizi tanıttırmak, İslam'ın hakikatini kalplere yerleştirmek için, 11 yıl boyunca, hiçbir hüküm, hiçbir yükümlülük gelmeden, devamlı iman dersleri, devamlı iman dersleri, Mekke devri. Sonra Medine dönemi var ki o da ayrı bir süreç, ayrı bir dönem. Şimdi şu anda sanki cahiliye devrinin bütün melaneti, bütün rezaleti, bütün cehaleti en zirvede yaşanıyor. Öyleyse biz önce Erkan bin Erkam'ın evleri olan şu medreseleri çoğaltıp her köşede, dün bir binadaydık sitede, bir dairede. Sitedeki abimiz Ailesine bütün üst kat, alt kat etraftakilerin toplamış. Orada ders oluyor her hafta. Dedim ki ya her sitede böyle bir ders olsa. Hatta her binada böyle bir ders olsa memleketin şekli nasıl değişir? İşte sahabeyi sahabe yapan sır buydu. Sahabe din için, dava için, Allah için canını verecek kadar fedakarlığa nerede yetişti? Nerede öğrendi bu davayı? Nerede anladı bu hakikatı? Çünkü bir insan... Bir insanın fedakarlığının ölçüsü davayı anladığı kadardır. Canlarını bu yola gözlerini kırpmadan feda eden sahabe efendilerimizin İslam davasını ne kadar anladıklarını biz onların fedakarlıklarından okuyabiliyoruz. Öyleyse şimdi bırakın canımızı vermeyi, bırakın ömrümüzü vermeyi, haftada bir akşamımızı vermeye zorlanıyoruz. Öyleyse davayı anlamamışız demektir. Öyleyse nereden başlayacağız bu işe? Önce bu davanın hakikatini anlayacağız. Nedir meşgul olduğumuz mana? Neyle meşgulüz? Bütün zamanların, bütün alemlerin en büyük meselesi olan, kainatın yaratılış sebebi olan iman davası. Bir kişi seninle hidayete gelse, üzerine güneş doğup batan her şeyden daha hayırlıdır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya Resulullah Kabe'nin de üzerine güneş doğup batıyor. Kabe'den de mi daha hayırlıdır deyince evet diyor. Kabe'den de daha hayırlıdır. Ha, öyleyse en büyük dava buymuş. Bu davayı kıymetini anlayan insan başlarında taşır. Kıymetini anladığı nispette fedakarlık gösterir. Kıymetini anlayamadığı nispette de ne kadar zahiren içinde bulunursa bulunsun hakikatte dışındadır o fedakarlığı, o gayreti, o diğer gamlığı gösteremez. Öyleyse bakın Risale-i Nur'u başından sonuna okuyun. Sahabenin hayatını tek tek anlatmaz. Size neyi anlatır? Sahabe nasıl olunur onu anlatır. Sahabenin temelinde ne var? Sahabeyi sahabe yapan sır nedir? Nedir İslam davasını canından daha aziz tutturan mana? Şimdi sahabenin hayatıyla alakalı birkaç cümle okuyacağız. Ve bizi ahir zaman sahabesi yapacak sır nedir? Madem ki ahir vakitte ümmetin başından belki daha hayırlı bir dönem, sahabe devrini değil mi aratmayacak bir dönem yaşanacak ve o dönemin mimarları da bizleriz inşallah. Niye? Çünkü insanlık tam bir bataklığa düştü. Dehşetli bir çirkefin içine girdi. İnsanlık, insanlıktan çıktı. Daha bundan dip, daha bundan aşağı bir yere düşme ihtimali var mı? Cahiliye devrinde belki de 100 yılda işlenen günahlar bugün bir günde işlenmiyor mu? Öyleyse tam asr-ı saadetin yeniden prizlenme zamanı, yeniden sahabe ruhunun canlanma zamanı, yeniden inşallah tüm dünya insanlığın imdadına koşma cihadı, seferberliği başlayacak. Cenab-ı Hak bizi bu seferberliğin içinde istihdam etsin inşallah. Madem ki bu iş Erkan bin Erkam'ın evinden başladı, bu ilahi bir formüldü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama öğretilen. Ahir zamanda da Erkan bin Erkam'ın evleri şu mekanlar, İnşallah şimdi tüm dünya internet vesilesiyle herkes evinde açıp izleyebiliyor değil mi? Erkam bin Erkam'ın evleri her tarafa genişledi elhamdülillah. Sen i̇şte Bulgaristan'dan gelen bir abi vardı o da bizim Umre ekibindeydi. Her gün diyor işle ev arası bir saat açıyorum diyor. evden işe gidene kadar iki tane ders dinliyorum diyor ya. Öyle oluyor ki diyor sanki akşama kadar diyor o nurla diyor o güzellikle, o manayla, o coşkuyla diyor her günüm güzelleşiyor diyor. Elhamdülillah şimdi artık mekanlar da aşılmış. İnternetten herkese ulaşmak, ulaştırmak mümkün olmuş. Bunun için de inşallah her birimiz seferber olacağız. Herkes etrafında 10 kişiyi abone etse, 10 kişinin cebine, evine bu derslerin girmesine vesile olsa, inşallah onlar da bu derslerle imanlarını kurtarsalar, İnanın üzerine güneş doğup batan her şeyden hayırlı olacak mana işte bu. Şimdi sahabeyi sahabe yapan sır nedir? Onunla alakalı kısa bir yer okuyacağız inşallah. Üçüncü sebep, 12. ve 24. ve 25. sözlerde ispat edildiği gibi, nübüvvetin velayete nispeti, güneşin aynı zatıyla, aynalarda görünen güneşin misali gibidir. İşte daire-i nübüvvet, daire-i velayetten ne kadar yüksek ise, daire-i nübüvvetin hademeleri ve o güneşin yıldızları olan sahabeler dahi, daire velayetteki sülahaya o derece tevaffuku olmak lazım geliyor. Hatta velayeti kübra olan veraset-i nübüvvet ve sıddıkiyet ki sahabelerin velayetidir. Bir veli kazansa yine saf ve evvel olan sahabelerin makamına yetişmez. Bu üçüncü sebebi müteaddit vücudundan üç veşini beyan ederiz. Şimdi neden biz sahabeye yetişemiyoruz. Ahir zamanda biz şimdi ne kadar terakki edersek edelim hakiki sahabe olamayız değil mi? Çünkü onlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat hayattayken, nebiyken, vazife başındayken zatına muhatap oldular. Biz ise nübüvvetten sonra velayetine muhatabız. Fakat ahir zamanda veraset-i nübüvvet sırrıyla velayet-i kübra dediğimiz sahabeye açılan bir yolun tekrar açılacağından bahsediyor. Yani doğrudan doğruya Kur'an'a ve Kur'an'ın hakikatına muhatap olup sahabe misal Kur'an'dan istifade edip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizatihi velayet-i kübra dediğimiz vazife başındayken bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın manası, hakikati neyse ona muhatap olmak gibi bir mana ki bunun şartlarından bahsediyor. Yani ahir zamanda sahabe olmak. Mümkün olmasaydı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetimin başı mı, sonu mu daha hayırlı bilmiyorum demezdi. Ahir zamanda sahabe ruhuna ihtiyaç var. Niye? Çünkü o çöl toprağı gibi kurumuş insanları yüzyıllardır insaniyetten, manadan, ruhtan, ahlaktan mahrum kalmış, adeta koraklaşmış o toprakları yeniden ihya eden sahabe ruhu değil miydi? Şimdi madem ki cahiliye devrinden daha dehşetli bir cahiliyet hüküm sürüyor. Zahiren medeniyet perdesi altında bedeviyetin, bedeviliğin, vahşetin en dehşetli devrini yaşıyoruz. Hani o dünyaya hümanizm, insancılık, insan hakları evrensel beyannamesi, bilmem bu diye tüm dünyaya hukuk satmaya, insanlık satmaya, hümanizm satmaya çalışan milletlerin, devletlerin hallerini Gazze'de gördük. Suratlarındaki o değil mi? İnsanlara masum görünen o maske düştü. O değil mi? Gerçek kimlikleri, vahşetleri ortaya çıktı. Ne kadar insanlıktan uzak bir çağda yaşadığımızı bir kez daha tüm dünya müşahede etti. Menfaatler mevzu bahis olunca bütün duygular, insanlıklar, şefkatler, merhametler, adaletler hepsi yırtılıp çöpe atılan birer paçavra oldu mu olmadı mı? Ha, öyleyse nübüvvet nurundan mahrum, Allahsız bir insanın ahlak sahibi olma ihtimalinin olmadığını bir kere daha gördük. Neymiş? İşte e, Avrupa, e, hümanizmi ahlakı, insancılığı, hayvanseverliği Hayvan severlerin halini gördük değil mi? Kundaktaki bebekleri paramparça edip de değil mi? Bombalarla etrafa dağıtacak kadar vicdansız ve merhametsiz olduklarını gördük. Şimdi öyleyse nedir? Bu zaman, bu dünya, bu zemin nübüvvet nuruna sahabe devrinden daha ziyade muhtaç mı? Sahabe ruhuna o dönemden daha fazla ihtiyaç var mı? Öyleyse yeniden bizi sahabe yapacak, yeniden gafletin değil mi kumlarından ayağa kaldıracak, yeniden gaflet uykusundan uyandırıp da ecdadımızın varisi olduğumuzu ortaya çıkaracak bir ruh lazım, bir uyanış lazım. O da neyle mümkün? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın o vahşet ve bedeviyet devrinde o vahşi bedevi insanları Nasıl bütün zamanların en adaletli, en şefkatli, en iffetli, en cesaretli insanları haline sahabe dediğimiz şahsiyetler gökten inmedi. Müslüman ana babalardan dünyaya gelmediler. O devrin vahşi insanlarından, bedevi insanlarından kendi kız çocuklarını diri diri toprağa gömen insanlarından ortaya çıktılar. Her biri sahabe oldu ya. Ehli suffa hep sokaktan topladığı insanlarmış ya. Dinin tebliğcileri. Resulullah İslam onlara çok kıymet vermiş. Ne Bedir'e, ne Uhud'a, ne Huneyn'e göndermemiş onları. Onlar çok kıymetli. Asıl cihadı onlar yapıyor. İslam'ın hakikatını tebliğ vazifesi. Ha. Şimdi Böyle bir zamanda ehli suffe olmak, ilimle tüm dünyaya ulaşmak, muhtaç kalplere yetişmek ve ahir zamanın bu dehşetli karanlığını iman nuruyla aydınlatmak vazifesi ortada ve elhamdülillah hepimizde bu vazifeye omuz vermek için bir araya toplanmışız. Nerede toplandık bu akşam? Erkan bin Erkam'ın evinde. Birinci vecih iştihatta yani istimbatı ahkamda yani Cenab-ı Hakk'ın marziyatını kelamından anlamakta sahabelere yetişilmez. Şimdi orada birisi bana bir şey sordu. Dedi ki, ya dedi abi bu sahabeler dedi, nasıl dedi bu gayrete gelmişler dedi. Yani nedir onları böyle bu davaya koşturan? Şimdi şu mana çok önemli. Bir insanı ne kadar hizmete teşvik ederseniz edin. isterseniz önüne cenneti yığın. Deyin ki birisinin imanını kurtarsan cennete gireceksin deyin. O insanı o vazifeye koşturamazsınız. Nedir o insanı o vazifeye koşturan? Bak sahabedeki ruh. Bulmak. Onlar bulmuşlar ve bulduklarını başkalarına buldurmak için fergerdan olmuşlar, pervane olmuşlar. Bulamayan başkalarına buldurma gayreti taşıyamaz. Şimdi düşünün, etrafınızda görmüşsünüzdür değil mi? Bir adam bir ilaçtan, bir ottan şifa bulmuş, herkese anlatıyor. Ya diyor ben şu şöyle hastaydım, böyle kıvranıyordum, şu ilacı kullandım, şöyle sen de kullan, istersen ben sana alayım, getireyim, şöyle böyle. Niye? kendisi o acıyı hissetmiş, o ızdırabı yaşamış, kendisi o şifayı bulmuş ya, başkalarına buldurma gayreti taşıyor. Şimdi bakın Kur'an'ın hakikatlarını bulup da imanın tadını çıkaran, zerrelerine kadar imanın lezzetini yaşayan ve küfrün dehşetinden kurtulmanın ne kadar muazzam bir mana olduğunu hisseden o sahabeler bulduklarını insanlığa buldurma gayreti taşımışlar. Karanlıktan insanları kurtarmak için çırpınmışlar. İmansız cehenneme giden nesilleri gördüklerinde yerlerinde duramamışlar. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin sahabe ruhunu ne kadar aldığı, ne kadar anladığı ve bu manayı ne kadar aleminde yaşadığını anlayalım. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde imanım yanıyor. Evla, içinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı, evladımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağıma ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? Dar düşünceler, dar görüşler diyor o yoldaki köstek dediği de 28 sene işkenceli hapisler, 19 kere zehirlemeler, her türlü eza ve cefalar devamlı onun önüne engel olarak, köstek olarak çıkmış. Ama o yıldırım hızıyla o engelleri aşıp asrın çaresizlerinin imdadına yetişmiş. Şu anda bizim elimizden tutmuş. Bak şu anda bizi buraya toplayıp da şu zamanın karanlığından şu nura, şu aydınlığa çıkaran işte o çırpınışlar. Sahabe çırpınışı. Ahir zamanda bir sahabe edasıyla dine hizmet etmek. Cenab-ı Hak o ruhu bize de nasip etsin. Onların fedakarlığından bir damla bizim ruhumuza damlasın inşallah. Demek önce bulacağız. Bulmayan başkalarına buldurma gayreti ne yapamaz? Taşıyamaz. Yanmayan yakamaz. Ben bulmadığım bir hakikati nasıl nasıl başkalarına buldurma gayreti taşıyayım ki? Adam bir yerde güzel bir yemek yiyor da bir lezzet almış. Herkes anlatıyor. Abi diyor mutlaka yemen lazım orada. Bir, bir kere bir gel diyor mutlaka bak tatmış, tattırmaya çalışıyor. Onun gibi şimdi önce demek ki Kur'an'daki o manayı, o hidayeti kendi alemimize almak. Önce tatmak önce yaşamak. Yanmayan yakamaz. Şimdi oraya geliyor bakın. Sahabeyi sahabe yapan sır neymiş? Önce Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onları hadi çıkın dünyaya dini tebliğ edin demiyor. Önce onların içini dolduruyor. Düşünün şimdi bize İslam'ın hükümleri ağır geliyor. Çoğunu yapmakta zorlanıyoruz. Niye ağır geliyor? Aslında yük ağır gelmez. İnsan zayıflar. Biz zayıflamışız. Önce hani böyle demir borunun içini doldurursunuz böyle çimentoyla veya işte harçla. Onun üzerine yükü yüklediğiniz zaman eğilmez. Şimdi önce sahabenin içini dolduruyor. Sonra en ağır yük de gelse bir seferde içki haram edildiği zaman elinde içkisini ağzına götürenler bile bir anda bıçak gibi kesilir. Niye bizim sözlerimiz, nasihatlarımız tesir etmiyor? Çünkü tersten başlıyoruz. Önce yükü yüklüyoruz, sonra içini doldurmaya çalışıyoruz. Yani Mekke devrini yaşatmadan Medine devrini bekliyoruz. Yani önce imanı, hakikatları onun kalbine doldurmadan ondan namaz bekliyoruz, ibadet bekliyoruz ve bir türlü ne yapamıyoruz? Muvaffak olamıyoruz. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet metodunu uygulamadığımız için. Ya. Geçenlerde birisi buraya geldi hocam. Çocuk ateist olmuş. Fen lisesinde okuyan bir çocuk. Çocuğu getirdi. Dedim ki ne oldu? Nasıl oldu abi dedim. Ya dedi çocuğa dedim ki oğlum Müslümansan nam camiye, Hristiyansan kiliseye, Yahudiysen havraya git dedim diyor. Ama bir yere git dedim diyor. Artık çileden çıkarttı beni diyor. O da dedi ki ben hiçbiri değilim dedi diyor. Dinden çıktı dedim ki abi bu çocuk dinden çıkmamış sen çıkarmışsın bunu dinden. O yüzden çocuğun mesuliyeti senin. Çünkü dedim böyle bir şey söylenmez ki çocuğa ya. Çocuk hazır Müslümanken çocuğu zorla dışarı attın. Namaz kılmıyor olabilir. Camiye gitmiyor olabilir ama Müslüman çocuk bak sen şimdi onun ne yaptın? Camiye gitmiyordu. Camiden çıkmıştı bir de dinden çıkardın üstüne. E ne yapacağız? Oturduk çocukla muhabbet ettik böyle. Ben dedi işte inanmıyorum hiçbir şeye ateistim, şöyleyim, böyleyim falan. Vallahi dedim Allah yardımcı olsun dedim. Ya böyle baba olsa ben de ateist olurdum herhalde dedim. Vallahi haklısın abi dedi. Beni dedi babam dinsiz yaptı. Çocukla konuştuk, oturduk, muhabbet ettik. Anlattım şimdi ben ona. Sen dedim niye ateistsin? Allah'ı nasıl inkar ediyorsan söyledim. dedim. Hani bir mantıklı bir yolu yöntemi varsa beraber inkar edelim dedim. Vallahi abi dedi ben dedi inkar etmiyorum aslında dedi ama dedi ne yapayım dedi başka yol bırakmadılar dedi. Şimdi çocuk Allah'ı tanımıyor. Peygamberi tanımıyor. Tanımadığı Allah'ı, tanımadığı peygamberi inkarından dolayı dinsiz olur mu? Tanımıyor ki zaten neyi inkar ettiğini bilmiyor. Neyi inkar ettiğini bilmiyor, hangi peygamberi inkar ettiğini bilmiyor, peygamberin ne olduğunu bilmiyor. Ama Allah'a anlatınca 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 çocuk kendisi aynen şu ifadeyi kullandı. Ben dedi şimdi Allah'a karşı çok kendimi mahcup hissediyorum dedi. Aynı bu ifadeyi kullandı. Şimdi ne yazık ki insanlara Mekke devrini yaşatmadan, Erkam'ın evini, Erkam'ın evindeki manaları anlatmadan biz ne bekliyoruz? Medine devri bekliyoruz. Bekliyoruz ki namaz kılsın, oruç tutsun, İslam davası güçsün. E İslam ne bilmiyor ki? Davayı bilmiyor, ruhu bilmiyor, manayı bilmiyor. Ha demek önce bu mekanların sayısını çoğaltacağız. Tüm insanları, en başta Müslümanları önce biz kendi dinimizi öğreneceğiz. Biz zaten dinimizi öğrenip yaşamaya başladık mı? Öyle diyor ya. Eğer biz efali İslamiye'yi, İslam'ın fiillerini, hareketlerini, hakikatlarını, hakaik imaniye, iman hakikatlerini ef'alimizle izhar etsek. Yani yaşantımızla ortaya koysak, fa'ir ta dinlerin tabileri, cemaatlerle İslamiyet'e girecekler. Süreyi az kıtalarla İslam'a dekalet edecekler diyor ya. Buraya abi Singapur'dan bir çocuk geldi. Yeni Müslüman oldu. Kane isminde. Yeni adı Yusuf oldu. Yusuf yüzlü bir çocuk. Burada 15 gün kaldı. 15 gün sonunda bizim şuradaki şu medresedeki hayatı gördü. Dedi ki ben sizi ilk başta rol yapıyor zannediyordum dedi. Yani bu kadar insanlar bu kadar birbirlerine muhabbetle, şefkatle bu kadar böyle insancıl, böyle hiç problem yok, tartışma yok, kavga yok. Böyle bir şey olamaz. Rol yapıyor zannettim dedi. Sonra baktım ki dedi 15 gün boyunca herkes her yerde aynı. Herhangi bir rol dışı bir hareket yok. Öyleyse bunların rolleri bunların neyi olmuş? Hayatı olmuş. Sonra kendisi şu ifadeyi kullandı. Benim arkadaşlarım bu ortamı görseler hepsi Müslüman olurlardı. Ama İslam diye dışarıdan gördükleri ne? El-Kaide, Boko Haram hep Yahudinin Müslümanları dünyaya lanse ettiği, reklam ettiği bir yöntem, bir yol var ki terörle İslam'ı insanların zihnine beraber yerleştirmişler. Allah'tan şu Gazze hadisesi o Yahudinin tüm dünyadaki yüzündeki maskeyi düşürdü. Gerçek teröristin kimler olduğunu değil mi gösterdi. İslamiyetin hakikatının da ortaya çıkmasına vesile oldu. Kendi ayaklarına sıktılar. Şu anda tüm dünyadaki İslam'a yönelişin önüne geçemiyorlar, durduramıyorlar. Şimdi tam bize vazife düşüyor. İslam'ın tüm dünyanın İslam'a yöneldiği anda biz de tüm dünyaya İslam'ı yönetmemiz lazım. Eğer biz doğru İslamiyet'i, bakın piyasada bir sürü İslamiyet var ama hangisi doğru İslamiyet? Eğer biz doğru İslamiyet'i ve İslamiyet'e layık doğruluğu ilan etsek demiyor. Bakın efalimizle ilan et, izhar etsek. Yani yaşantımızla ortaya koysak, Sair dinlerin tabileri cemaatlerle İslamiyet'e dehal edecekler. Çünkü tüm dünya insanının ortak aradığı şey huzur. Kimi parada arıyor, kimi malda arıyor, kimisi bilmem konfüçyüzde arıyor, kimisi Budizm'de arıyor, kimisi orada, kimisi... Dedim ki bir tanesine, bu Budizmin senin aklına yatan nedir dedim, niye Budist oldun dedim, Hristiyanmış önceden. Dedi ki huzur buluyorum dedi. E akıl düşünmüyorum dedi. Düşünürsem çünkü inanamam. Huzuru arıyor. Nerede bulursa yapışıyor. Taçmalıkların içinde bile bulsa gözlerini kapatıp oradan kendine bir huzur bulduğunu zannediyor. Bu İslamiyetin içindeki huzuru, mutluluğu değil mi? Ruha verdiği şu manayı bir insan yaşayabilse ve yaşantısıyla gösterebilse inanın tüm dünya insanının ağzının suyu akıyor ya. Yani. Bizim peder Allah rahmet etsin. Amerika'ya gitmişti ablamı ziyarete. Orada bir bulundukları evin balkonunda sabah kahvaltıda anlatıyor böyle. Heyecanlı heyecanlı böyle. Zaten fıtri bir şey var, heyecanı var. Böyle, böyle anlatırken karşı binadan birisi, o da iş adamıymış böyle. Gelmiş kapılarını çalmış ki, ya demiş şu balkondaki amcayla demiş beni görüştürebilir misiniz? Ondan sonra buyurun görüşün. Adamın sorduğu soru şu. Ya demiş siz bu yaşama sevincini nereden alıyorsunuz? Hangi terapiste gidiyorsunuz? Yani ner, nasıl buldun bu sevinci yani? Bu yaşta bu heyecan, bu yaşama sevinci, bu aşk, bu aksiyon nereden? Niye? Çünkü içinde değil mi? iman nuru var. Uranyum gibi patlamaya hazır. Böyle tüm dünyaya ulaştırması gereken bir hakikat var. Zamanla yarışıyor hangi yaşta olduğunun hiç önemi yok çünkü ruhun yaşı yok. Ruh cesedi sürükleyip götürüyor. Şimdi bu mana çok önemli. Ama dünya insanı nasıl? Üzerine ölü toprağa dökülmüş, genç yaşta ihtiyarlamış, hedef yok, gaye yok. Düşünsenize, bütün hedeflerin sonunda toprağın derinliklerinde yok olup gideceğine inanan bir insan Hangi yaşama sevinciyle hayata tutunsun ki? Nereden heyecan alsın? Neye göre değil mi kendini ayağa kaldırsın? Neyle ayağa kalksın? Neyle sevinsin ya? Yani? Dünyada ulaşamadığı zevkler varsa onlara ulaşmak için koşturuyor. Ulaştığı anda bütün heyecanı bitiyor. Yok çünkü. Hedef yok, gaye yok. Değil mi? Hedefte sadece yokluk var. Ne olacak? Sonunda yok olacaksın. İşte tüm dünyanın Hakikaten bizden görmek istediği, imandaki lezzeti, zevki. Hani şöyle ortaya bir yemek koysalar, ısrar etsen insanlara, desen ki ya ne olursun ye. Çok güzel, çok tatlı, çok lezzetli. Ne kadar ısrar edersen et, sen ısrar ettikçe adamlar ne yapar? İnsanın putasında var o. Zorlanan, ısrar eden şeyden uzaklaşma var. Ama şöyle otursan, sen iştahla bir yesen, hiç kimseye ısrar etmene gerek yok. Senin iştahını gören der ki ya arkadaş bunda ne var ya? Öyle bizim bir abi kendisi işte başka bir grubun içinden bizim sülalede, aşirette bir tane alnı secdeye giden yok diyor. Ben gitsem desem ki ben Müslüman oldum işte bu hakikatların içine girdim falan diye böyle anlatsam beni diyor öldürürler diyor. Öldüreseye döverler. Gittim diyor. Memlekette böyle Risale-i Nurları okuyorum, okuyorum. Hiç kimseye bir şey ne okuduğun kitap. Vallahi ben çok seviyorum bu kitabı okuyorum. Söylemiyorum bile diyor. Okurken okurken diyor ben diyor rafa kitabı koyduğum zaman ya bu ne var bu kitabın içinde? Ne okuyup duruyor bu deyip böyle meraklı okuyorlarmış. Okurken okurken diyor baktım bizimkiler çoğalmaya başladı. Cemaatle namaz kılmaya başladık diyor. Şimdi ben şimdi o iştahı, o gayreti göstermesem, onlara ne kadar anlatırsam anlatayım bana diyecekler ki senin beynini yıkamışlar. Hakikaten diyor hep beraber beynimiz yıkandı, tertemiz olduk diyor. Şimdi sahabe efendilerimizin tarzı hayatından bahsediyor. Birkaç cümle okuyup bitireceğim. İçtihatta yani istimbatı ahkamda yani Cenab-ı Hakk'ın marziyatını kelamından anlamakta sahabelere yetişilmez. Çünkü o zamanda o büyük inkılab-ı ilahi, marziyat-ı Rabbaniye'yi ve ahkam-ı ilahiyeyi anlamak üzere dönerdi. Bütün ezhan istimbat-ı ahkama müteveccih idi. Herkesin en büyük derdi Kur'an'daki Allah'ın mesajını alabilmekti. Herkes bunu düşünüyordu. Akşama kadar bütün toplum oradaki sahabe meclisinin derdi buydu. Bütün kalpler, şimdi herkesin bütün derdi ne? Parayı nasıl bulurum? En kısa yoldan, en kestirmeden, çalışmadan. Şimdi o yüzden piyasayı dolaşan adam para kazanmanın yollarını öğreniyor. Ne kadar fazla yol öğrenirse o kadar da gariban, fakir kalıyor. <laughs> Çünkü bu iş tam tersi. Ne kadar böyle kendini kurnaz zannedenler hep perişan oluyorlar. Şimdi ama o zamanda da neydi? Herkesin en büyük derdi istimbatı ahkam. Kur'an'daki Cenab-ı Hakk'ın ifade ettiği manalar nedir? Allah bize Kur'an'da ne anlatıyor? Bunu anlamak üzere dönerdi. Bütün kalpler Rabbimizin bizden istediği nedir diye merak ederdi. Ahvali zaman bu hali işman ve ihsas ede bir sarda cereyan ediyordu. Muhaverat, muhaverat dediği ne biliyor musunuz? Kahve muhabbetleri falan var yani sokak, otobüslerde, şurada, burada, her tarafta, sosyal medyada falan. Bütün duyduğumuz her şey, akşam çıktın evinden diyelim sabahtan akşama kadar duyduğun her şey o zaman bu hali işman ve ihsas edecek bir tarzda cereyan ediyordu. Muhaverat bu manaları tazammün ederek vuku buluyordu. Yani birisi sokağa çıksa akşama kadar dolaşsa dolaşta dolaşsa eve döndüğünde alim olarak dönüyormuş. Niye? her oturduğu mecliste, her oturduğu köşe başında, her oturduğu iskemlede hep ona neden bahsediyorlar? Herkesin derdi istimbat-ı ahkam dediğimiz Rabbimizin bize ifade ettiği mana nedir? Kur'an'da Rabbimiz bize ne demek istiyor diye herkesin zihni, fikri bununla meşgul. İşte bunun için her şey ve her hal ve muhabereler ve sohbetler, hikayeler bütün o manaları bir derece ders verecek bir tarzda cereyan ettiğinden. Yani toprak çok verimli. Zemin çok müsait. Hangi tohum düşse orada inkişaf eder. Şimdi bir abimiz vardı gayrimeşru hayatta ömrü geçmiş. 50'sinden 60'ından sonra Cenab-ı Hak nasip etti bu hakikatlere dönüş yaptı. Bir gün böyle bu manalarla meşgul olurken böyle ciğeri çok yanmış. Böyle masaya bir vurdu dedi ki ya Allah aşkına dedi ya ömrüm boyunca bana bir kere birisi kolumdan tutup da gel kardeşim seni şu sohbete götüreyim diyen olmadı dedi ya. Her gelen gel bu akşam kafaları çekelim, gel bu akşam biz esrar kullar, geç bu gel bu akşam bu uyuşturucu, gel bu akşam meyhane. Her gün başka bir aleme çağırdılar. Beni bir gün bir hakikat sohbetine çağıran olmadı dedi. Şimdi bu ortamda sahabe olmak var ya. Şimdi düşünün oradaki sahabe ortamı nasıldı? Şimdi şu anda ahir zamanın sahabelerini yetiştirecek ortamın kurulması gerekiyor. İşte şu meclisler o ortamlar. Buradaki çay sohbetinde ne konuşuluyor? Çay içerken herkes değil mi? İman hakikatları üzerine dönüyor muhabbetler. Buradaki sohbetler ne üzerine? Burada insana verilen kıymet, değer parasından, bulundan, arabasından, holdinginden, şundan, bundan dolayı değil. Aynı holding sahibi de gelip diz çöküyor oturuyor burada. Değil mi? Karton toplayan o adam da geliyor burada ne yapıyor? Diz çöküp oturuyor. Hiç arada fark yok. Hepsi Allah'ın huzurunda eşit. Hepsi, hepsinin en büyük karı Kur'an'ın manaları. İşte bunun gibi, bunun için her şey ve her hal ve muhabereler ve sohbetler ve hikayeler bütün o manaları bir derece ders verecek bir tarzda cereyan ettiğinden sahabenin istidadını tekmil ve fikirlerini tenvir ettiğinden iştihat ve istimbatta istidadı kibrit derecesinde nurlanmaya hazır olduğundan, varut gibi olduğundan bir günde veya bir ayda kazandığı mertebeyi istimbat ve iştihadı o sahabenin dereceyi zekavetinde ve istidadında olan bir adam şu zamanda 10 senede belki 100 senede kazanamayacaktır. Çünkü Şimdi saadeti ebediyeye bedel saadeti dünyeviye medar nazardır. Şimdi o zaman da hedefte ne vardı? Herkesin en büyük gayesi ya şu ahiretimi bir kurtarsam. Öyle ya, şu ebedi hayatımı bir kurtarsam. Nasıl kurtarırım? Nasıl Allah'ın bana ifade ettiği manalara muhatap olurum diye bütün derdi buydu. Şimdi saadeti uhreviyeye bedel Saadeti dünyeviye medarı nazardır. Herkesin bir derdi var. Parayı nasıl bulurum? Nasıl ev sahibi olurum? Nasıl araba sahibi olurum? Şimdi toplum insanı buraya taşıyor. Gidiyorsun akrabalar ya. Soruyor. Hemen ilk soran neyi soruyor? Ama ev aldın mı? Araba? Bunu yaptın mı? Bunu herkes bunu sorunca. Sen de onlara cevap vermek mecburiyetinde hissettiğin için mahalle baskısı seni ev almaya, araba almaya, dünyaya kamçılıyor. Çünkü kimse sana namaz kılıyor musun, oruç tutuyor musun, iman davasına koşturuyor musun, kaç kişinin hidayetine vesile oldun diye soran hiç kimse yok. Anne baba dahi evladına aman oğlum hayatını kurtar. Aman oğlum hayatını kurtar diye Cenab-ı Hakk'ın kefil olduğu, taahhüt ettiği hayatı kurtarmaya herkes kamçılarken hiçbir kefalet olmayan yalnız kulun imanına ve ameline bağlı olan ahireti kurtarmaya kimsenin teşvik ettiği yok. Ya. Şimdi böyle bir vaziyet. Herkes dünyaya çağırıyor. Ahireti çağıran 3-5 kişi var. Onları da susturmaya çalışıyorlar. Ha, böyle bir zaman, böyle bir zemin, işte şu meclisler, şu beraberlikler bize sahabe ortamını hazırlıyor. Şimdi yazın tohumu toprağa atıyorsunuz, suyu da verdi mi her taraf yeşil oluyor, doğru mu? Ama mevsim kış. Ne lazım? Sera lazım, sera. Kışta yaz mevsimini yaşatacak bir sera lazım ki orada filizlensin. İşte şu Mekanlar, ahir zamanın şiddetli kışında sera vazifesini görüyor. Buralarda ne yapacak? Filizlenecek, yetişecek. Ve inşallah mevsimlerin değişmesine bu değil mi köşeler, bu odalar, bu evler, bu medreseler vesile olacak inşallah. Ya Çünkü şimdi saadeti ebediye bedel, saadeti dünyeviye medarı nazardır. Beşerin nazarı dikkati başka maksatlara müteveccihtir. Bu cümleye dikkat edin abi. Tevekkülsüzlük içinde derdi maişet. Derdi maişet her zaman var. Geçim derdi. Fakat tevekkül olduğu zaman geçim derdi insanı yıkmaz. Geçim derdi insanı iman derdinden, İslam derdinden alıkoyamaz. Ama bu derdi maişetle beraber tevekkülsüzlük var. Aman dünyam, aman dünyam, aman malım, aman hayatımı kurtarayım, aman çocukların istikbali, torunlara da ev bırakmam lazım derken, aman dünyayı kurtarayım derken, ahiretimizi kaybetmiş bir vaziyette, Allah muhafaza öbür tarafa gitme ihtimali var. Tevekkülsüzlük işinde, bırakın kendi hayatımızı tevekkül edip Allah'a teslim etmeyi, Evlatların hayatlarını da kendimiz yüklenip torunların hayatına kadar aman onların Rabbi onları düşünmez ben düşünmem lazım haşa. Tevekkülsüzlük içinde derdi maişet, ruha sersemlik ve felsefeyi tabiye ve maddiye akla körlük verdiğinden yani her şeyi sebeplere havale etmek ne yapıyor? müsebbib-ül esbab olan Cenab-ı Hakk'ı devreden çıkarıp da ben yaptım, ben kazandım, ben ettim diye o zaman ne yapıyor insan? Bütün varlığıyla yükün altına giriyor. Asıl yaratılış gayesini unutup artık dünyalık bir mahluk oluveriyor. Tevekkülsüzlük içinde derdim maişet, ruha sersemlik ve felsefeyi tabiye ve maddiye akla körlük verdiğinden beşerin muhit içtimaisi o şahsın zihnine ve istidadına iştihat hususunda kuvvet vermediği gibi teşettüt veriyor, dağıtıyor. 27. Söz'ün iştihat bahsinde Süfyan İbni Üeyne ile onun zekaveti derecesinde birinin muazenesinde ispat etmişiz ki Süfyan'ın 10 senede kazandığını öteki 100 senede kazanamıyor. 4 yaşında hafız olup ilim tahsil edip alimlerle mübahaseye girişen bir şahsiyetten bahsediyor. Şimdi ne yazık ki insanın en çok aldığı, en çok kaydettiği, en çok adeta ruhuna nakşettiği devreler oyunla, eğlenceyle değil mi? en verimli çağlarını biz adeta toprağa elektriği vermek gibi boşuna sarf ediyoruz. O istidatlar, o kabiliyetler köreldikten sonra artık Ondan da binane bir cacık olmuyor artık. Değil mi? Şimdi düşünün. Ben tarihçiyim. Tarih bölümü okudum. Osmanlı'da enteresan bir şey. Bakın. Hiç duydunuz mu? Osmanlı Oyuncaklar Müzesi diye. Niye yok? Onların çocukları olmamış mı? Hiç oyun oynamamışlar mı çocuklar? Çocukların en çok istifade ettikleri çağ 4 ile 6 yaş arasıymış. Hatta ondan öncesi de var. Anne karnında başlıyormuş terbiye. Anne karnındayken anne neyle meşgulse çocuğun ahlakına oymuş sirayet eder. Şimdi onlar en verimli çağında onların ruhunu meşgul ettikleri için oyuncaklarla, eğlencelerle onların herhangi bir şekilde oyalamaya ihtiyaç yok. Daha çocukluğunda onun istidadını keşfedip savaşa meyilliyse eline kılıncı verip kılıç kalkan oyunu var değil mi? Yani birilerinin savaş eğitimini onlar oyun olarak oynamışlar çocukluklarında. O yüzden her biri savaş meydanında çocukluktan değil mi aynı aynı oyuncak gibi kullandığı kılıçta meydana çıkmış. Öbür taraftan kiminin ilme meyli varsa o yaşta ilimle hakikatle meşgul. Şimdi çocuklar şımarıklıktan ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Biz de onları oyalamak için ne yapıyoruz? Durmadan oyuncaklarını değiştiriyoruz. Biraz daha eline değil mi telefonu veriyoruz. Başlıyor oyuncakları değiştir, değiştir, değiştir. Oyunlar, şunlar, bunlar. Ruhunu meşgul ettiğiniz zaman cesedini meşgul etmenize gerek kalmıyor. Şimdi ruhunu oyunla meşgul ettiğinizde çocuk böyle sessiz, sakin, uslu vaziyette bir kenarda oturursa bir de onun ruhunu hakikatle meşgul ettiğiniz zamanı düşünün. O medreselerde hep çocuklar 9 adetleri dokuz yaşındaymış değil mi? Bütün medreselerdeki alimleri ilzam ettiği zaman 9 yaşında. Çin'in çocuk 15 yaşında ayakkabısını bağlayamıyor. Öyle öyle biz şefkati suistimal etmişiz. Aman şöyle aman böyle çocuğun en verimli çağını çöpe atmışız. Ondan sonra da hadi buyur. Evleniyor. Evlilik çağına gelmiş, çocuk olmuş. Adam sabaha kadar kantır kastırıyor. Yani yaşının büyüdüğünü bile fark edemiyor. Hayat hep oyun olarak ona anlatılmış. Ölünceye kadar oyun oynayacağım zannediyor. Ne yazık ki Allah muhafaza. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Don't you